Evet, yatak odası kubbemizin sonuna geldik. Bu küçücük 15-20 santimlik deliği bu iki tane şeyle kapattık. Artık tamamen kubbemiz tamamlandı. Bahsettiğim gibi kubbe tekniklerinde Mimar Sinan'ın yaptığı gibi, Mimar Sinan zamanında da demir yoktu arkadaşlar. Bütün bu kubbe ağırlığı yanlara veriyor. Aslında ben buraya kamyon bile koysam bütün ağırlık tam tabana yayılıyor. O yüzden zaten kubbelerin sağlamlığı veya o yüzden 50 metrelik, 30 metrelik camilerin kubbesi sağlam bir şekilde yüzyıllardır duruyor. Bu da o sistem. Gördüğünüz gibi artık kubbe tamamlandıktan sonra, son kilit taşlarını koyduktan sonra artık ağırlık hiçbir şekilde ortaya çökme gibi bir şey yapamaz. Zaten bunun ortaya çökmesine imkan yok. Çökse de gene kubbe birbirini tamamlar kalır. Hani depremlerde de %100 bu arada depreme karşı dirençli binalar olduğu için aslında bu tekniği kullanıyorlar. Kaliforniya'da bir profesör zaten bizim Harlan evlerinden biraz esinlenip bu tekniği çıkarmış. Kaliforniya depremleri biliyorsunuz İstanbul depremleriyle aynı oldukları düşünülüyor fay hatlarının. Yani büyük 8-9 şiddetindeki depremlere bile dayanıklı. Öyle insanların söylediği gibi ilk yağmurda falan değil, tam tersi bu binaların 300-400 sene rahatlıkla ayakta kalacağı söyleniyor. Ki örnekleri de var, 60-70 senedir hala ayakta kalan, ki Harran evleri galiba 250-300 sene oldu yapılalı. Kubbemiz böylece bitmiş oldu. Ben de yavaş yavaş dinleyeyim. Artık bundan sonra buraların terası, ki önce dış cephenin bir sıvasını atmamız lazım. Sıvayı sizin için özel hazırlayıp 25 kiloluk veya 20 kiloluk paketlerde size gönderiyorlar. Tek yapmanız gereken suyla karıştırıp uygulamak oluyor. Zaten sıvayı yaparken bu konu hakkında bilgileri de alacaksınız. Ver bakayım. Evet, kapanmış kubbemiz. Ercan'la Fredri. Gördüğünüz gibi evimizin çuvallama şeyi bitti. Şöyle bitti. Bakın bu çatının altına buraları da doldurduk. Şeyle aynı hizaya getirdik tahtayla. Buraya da yapacağız ama karşı tahtaları atmadan buraya koyamayız maalesef. O yüzden önce tahta alacağım. Elimdeki tahtalar bitti. Daha doğrusu var ama iskele olarak kullanıyorum şu an. Dış sıvadan sonra buraların da tahtasını atıp aralara küçük poşetler koyup artık evi tamamen kapatmış olacağız. Ama gördüğünüz gibi kubbe bitti. Yandan da şöyle size yumurtanın geliş şeklini göstereyim. Bakın. Tam bir yumurta. Evet. Kubbemiz tamamlandı. Şimdi sıvaya geçtik. Gördüğünüz gibi. Maalesef drone'umuzu ağaca çarptık. Uzaktan çekemiyoruz bir hafta tamirde. İçeriği de çekeyim. Şimdi çuvallar. Sen burada gölgede mi oturuyorsun içeride güzel kızım benim? Burası güzel mi? Burası gölge mi? Burası senin evin olsun mu? Ha? Burayı sana yapalım mı? Zaten sahiplenmişsin bile. Evet, kubbemiz. Şimdi arkadaşlar yakıyoruz. Size yakma sürecini göstereyim. Evet, çuvallar eriyince ne olacak? Çuvalların erimesini beklemeden yakıyoruz gördüğünüz gibi. Sıvayı daha iyi tutsun diye. Sıkıştırılmış toprak olduğu için gördüğünüz gibi Harran evlerini düşünün. Onlar da sıkıştırılmış toprağı önce tuğla haline getirip bu halde yapıyorlar. O zaman kalıp olmadığı için, daha doğrusu çuval olmadığı için ve kalıp yapmak çok zor olduğu için. Bakın, köşeleri iyi bitiremezseniz böyle dökülmeler çok normal. Çünkü sıkı yapamadılar. Der bakın. Köşeleri iyi bitirmezseniz böyle dökülür. Ama sorun değil. Vurduğumuz orta yer sağlam.
gelsin içi. Kızım. Evimi yakıyoruz kızım. Evet, poşetlerimiz yanmaya devam ediyor. Evet. Gördüğünüz gibi güneşten kavrulmasını beklemeden biz yakıyoruz. Go in the middle of the company. Bir dakika canım, o kürek biraz zor olur. Bel küreği o. Evet, dışın sıvası daha kolay tabii içe göre. Çünkü içe doğru büküldüğü için. Bakın. Kaya gibi yani. Artık sıkıştırılmış toprak bakın. Evet. Fredri evi yaktı komple. Burada evin en son boya rengi biraz bu renk olacak. Böyle doğal toprak. Doğal sıva. Kalacak. Bakın. Aslında bu rengi çok daha güzel. Toprak rengi. Çuvallı. Çuvalsız. Do you like burning, eh? I'm in my flow now. I can't stop. Stop me! Everywhere is gonna stop. I think your gas is finished and you stop. Yeah, I'm just going in. Bu içeriye de suyu biz attıkları çimentolar içeriye bile girmiş. Ah! You burned me. Out of nowhere. Altı ay önce bu kemerlere kadar Kasım'da bitirdik. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, evet. Ve tabii ki buralar bütün kışı gördü. Ama görüyorsunuz artık beton gibi sıkıştırılmış toprak, içine sıkıştığını, nasıl sıkışıp kalıplaştığını görüyorsunuz. Bir 10 oranında çimento var. Yani çimento yok denilecek kadar az. Ama sıkıştırılmış toprağın halini görüyorsunuz şu an. Çuvalların yakılmış hali. Bu kaba sıvamız bunun üzerine doğal sıva gelecek. Evet, yakılmış çuvallar ve yakılmamışlar yan yana. Düştüğü 37. gün. Bugün sadece 3 kişi. Ufak ufak kaba sıvayı devam edeceğiz kapanan kubbede. Evet, gelin kapanan kubbeye girelim. Gördüğünüz gibi kubbemiz tamamen kapandı. Burada bir deliğimiz var. Bu deliği aslında borun dışa, içeriye böyle aşağı doğru bakması lazımdı. Fakat onu unuttuk bir şekilde. Soba borusu için bu. Bir şekilde dışarıdan kesip izolasyon yapacağız. Bir de burada yukarıda terleme için eğer. Gerçi doğal sıvada nefes alıp verme düzgün oluyor. Terleme yapmıyor ama ne olur ne olmaz biz bir
sıcak hava terleme çıkışı yaptık oraya. Bu direğimiz de biliyorsunuz bütün evi yaptığımız, referans aldığımız, zincirleri bağladığımız iki direk. Bunlar kesilecek. Artık bir ara keseriz. Evet, banyomuz buraların üstü kapanacak. Ahşaplar geliyor. Zaten çekimini yapacağız. İki kupayı birbirine de bağlamış olduk. Burası da salon kubbemiz. Bunun tepesi de yaklaşık 2 metre gibi bir açıklık oldu. Çapı. Bunun üstü balkon olacak. Teras olacak. Böyle giriş çok güzel gözüküyor tabii. Evet, kubbemizin kapanmış halini görüyorsunuz. Şimdi üstten sıvayı dökeceğiz. Sıvayacağız bir kaba sıvayı. O yüzden bunu getirdik, su sıkacağız. Daha iyi yapışsın diye. Ama önce Anna ile birlikte şu dökülmüş, toprak dökülmüş taşları yırtıyoruz. Atıyoruz, temizliyoruz burayı. Çuvallarımızı yaktık. Bunları iyice yakacağım şimdi. Evet, son halimiz bu. Everyone says on like social media that first rain is gonna go meltdown. First rain is gonna meltdown. But it is already half of it, like 7 months it's here, like it gets all the rain, storm, everything, yeah, without any plastering even. A nice sprinkle of water. Thank God it's before 6 o'clock. Yeah. No way we'd be using that thing. Now we just got it. Okay. I think it's okay. Yeah? I'm gonna... Content creator over here. Influencer. Let's see. How it's gonna run. Not bad. Oh. So this is the first layer of plastering. There'll be more layers? Yeah. Yeah. It is the mortar rail. The mortar layer. Mortar, yeah. Which means it's like the first layer of the building. Oh, right. And the next. To hold it for, so the next layer can even more stick on. Stick on. And there'll be no cement in the next layer, right? Yeah. Okay, I will... Yeah. Yeah. Genghis Khan. Yeah. Down the cement. You got it. He knows it. Evet, yaklaşık 37. günümüz. Barış ve Tayfun sıvayı yapıyor. Gayet de hızlılar. Bu ikinci gün sıvada, değil mi? Evet. Evet. Biz de ta Amerika'dan gelen Aiton'la sıva karıyoruz. Onların işini hızlandırmaya çalışıyoruz. Serpme yöntemiyle sıva yapıyoruz. Barış'ın nasıl serptiğini görüyorlar. Yavaş serp la. Evet, this one. Neredeyse bir günlük işi kaldı, değil mi? Tepeler. Sadece en üstler kaldı bakın. This one'yı boğumları gösterecek şekilde yapıyoruz. Bu kaba sıva. Bundan sonra ekolojik bir sıvamız var. Termofor yalıtımdan aldığımız, onu uygulayacağız. Bu boğumları bu sefer göstereceğiz. Bizim ilk evimizde bu boğumlar yoktu. Yani daha doğrusu kapatıp sıvadık. Ama boğum boğum gözükmesi çok daha estetik duruyor diye Tayfun Bey bu sefer böyle sıvayalım dedi. Evet.
Evet, hava çok sıcak olduğu için yaptığımız yerleri pulverizatör ile sürekli günde 3-4 kere. Oğlum bana geliyor lan sıva. O derece atıyorsun yani. Yaptığımız yerleri hem sıvadan önce biraz ıslatıyoruz, daha iyi yapışsın diye, hem de bakın yani hemen anında beyazlaşıyor, kuruyor. Çimentonun bu kadar hızlı kuruması hiç iyi bir şey değil aslında. Yavaş yavaş kuruması lazım. Aslında gölge çekilmesi lazım. Ama koca eve gölge çektiremedim. O yüzden üşenmeyip böyle günde 3-4 kere gelip bol bol ıslatıyoruz. O yüzden doğal sıvayı da Eylül sonu Ekim gibi, yani sıcaklıklar 30 derecenin altına girince yapacağız. Çünkü iyi bir şey, sağlıklı bir şey değil. Bu kaba sıva gene içinde kireç var bir şekilde. İdare edecek bizi. Ama diğer sıva için beklemek zorundayız. Anında kuruyor. Normalde çimentonun anladığım kadarıyla prizlenmesi 28 gün olması lazım. Litrelerce su döküyoruz. Evet, içerisi serin. Bir tek içerisi serin zaten.